kötü. Çünkü içimizde bir sürü soru işareti var. Nedir, ne değildir, öldü mü, kaldı mı, bir yere mi düştü, biri mi götürdü? Çünkü çocuk engelli, hafıza kayıplığı var bunda biraz son zamanlarda. Bir zahmet hepinizden yardımcı olmanızı istiyoruz. Endişeli bir abi, kardeş, eş, çocuklar. İşitme ve konuşma engelli kayıplarına kendi anlayacağı dilden işte böyle seslendiler. Beni görüyorsan evine gel, evine, evine gel. Murat Akbulut, 46 yaşında, evli, iki çocuk babası. İstanbul Ümraniye'de oturan Akbulut, memleketi Sivas'a yerleşme kararı vermişti. Ailesi evini aldı, eşyalar düzenlendi. Yeni bir hayata başlayacaklarken ortadan kayboldu. ...2021 tarihinde sabah 5.30-6 civarlarında evinden çıkıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyor. Oradan metrobüse binerek Beylikdüzü istikametine gidiyor. Beylikdüzü metrobüste iniyor. Esenyurt tarafına mı gitti, Beylikdüzü tarafına mı gitti? Kamera kayıtlarından ulaştık biz buna. Orası belli değil. Akbulut adeta kuş olup uçmuştu. Oradaki kameralara baktık, parklara baktık. Yani o mesela dışarıda kalan insanların yattığı yerlere baktık. Lokantalara, pasajlara, her taraflara baktık ama herhangi bir iz bulunamadı. Bize gelen habere göre kimisi diyor Büyükçekmece tarafına gitti, işte dolmuşa bindi, dolmuşta gördük. Kimisi işte parkta gördük diyor. Bu şekilde aramalarımız devam ediyor. Kendi imkanlarımızla arıyoruz. Biz bunu polis teşkilatına da verdik. Yani bütün emniyet güçlerine, karakollara, her tarafa haberini verdik biz bunun. Ama herhangi hiçbir ize rastlamadı. Biz de duyduğumuz şeylere göre hareket ediyoruz. Aile gelen tüm ihbarları değerlendiriyor. Ama iki çocuk babasından tek bir iz bile yok. Ki abimizi tanıdığımız için bu 2-3 gün gezer gelir hesabı yapıyoruz. Ama nihayetinde bugün 8. gün ve hiçbir iz, hiçbir haber alamıyoruz. Ufak tefek ihbarlar geliyor ama bunları kanıt olmadan değerlendiremiyoruz. Yani kanıt olmadığı halde bile ihbar nereden geldi? Avcılardan çıkıyoruz, avcılara gidiyoruz. Avcılardan 5 dakika sonra arıyorlar, diyorlar ki işte Kısıklı civarında gördük, Üsküdar'da gördük. Oradan koşa koşa geliyoruz, burada buralarda arıyoruz. Bunda da Samanlık'ta iğne aramak belki bundan daha kolay. 20 milyonluk bir şehirde. Yani halkımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Gördüğü zaman resim almalarını veyahut da bize en yakın emniyete müracaat etmelerini istiyoruz. Burada kaynı Salih var. O şey yaptı bana, söyledi, dedi böyle böyle dedi. Gelmen lazım dedi buraya dedi. Hayırdır dedim, dedi ki kardeşin kayboldu dedi. Ben otobüsçüyüm kendim. Özel halk otobüsünde şoförlük yapıyorum. Bana o bilgi verdi. Ben de o arada bir şoför buldum. Arabayı verdim. Direkt buraya geldim yani. Burada aramalarımızı başlattık. İşte dediler Çamlıca Camii'nde, Ferah Mahallesi'nde. Yani bulduğum bütün izleri sürdüm. Sonra işte Çengelköy Karakolu'nda şeye verdik, dava açtık, eşini de götürdüm, oğlunu da götürdüm ben bunun. Orada şikayette bulunduk işte, onlar da artık hepsini değerlendireceğiz dediler. O şekilde bir çalışma yaptık, yani oradan da bir haber alamadık. Murat Akbulut'un biri 17, diğeri 4 yaşında iki tane evladı var. Eşinin de, çocuklarının da gözleri kapıda. Eşi de engelli. Oğlu var 17 yaşında, konuşuyor, liseye gidiyor. Bir tane de küçük 3 yaşında çocuğu var. Allah'a şükür çocuklarla bir sıkıntı yok.
Ailenin şüphelendiği kimse yok. En büyük korkuları engelli kardeşlerinin başına bir şey gelmiş olması. Şüphelendiğimiz herhangi bir şey olmaz. Çünkü çocuk kendi halinde bir çocuk. Evine bağlı bir insandı. İşine gider, evine gelirdi yani. Kimseyle bir, yani bir kötü bir alışkanlığı yok. Dahi içmeyen bir insan yani. Öyle bir insandı yani. İyi veya kötü. Çünkü içimizde bir sürü soru işareti var. Nedir, ne değildir? Öldü mü, kaldı mı? Bir yere mi düştü, biri mi götürdü? Çünkü çocuk engelli. Hafıza kayıplığı var bunda biraz son zamanlarda. Bir zahmet, hepinizden yardımcı olmanızı istiyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz biz ailecek. Yani ailemizi bırakın, bir Suşehri halkı şu anda haber bekliyor. Yani bu çocuğun akıbeti ne oldu? Başına bir iş mi geldi? Başına bir iş geldiyse yani bunun çıkmasını istiyoruz. Allah göstermesin yani, biz kötü düşünmek istemiyoruz. İyi düşünüyoruz, inşallah sonunda iyi çıkacağını temenni ediyoruz. Engelli Murat Akbulut neden evden çıktı gitti? Bir şeylerden mi kaçtı? Yoksa başına bir şey mi geldi? Abi Muhsin Akbulut kardeşine işaret diliyle seslendi. Bir an önce evine dönmesini istedi. Beni görüyorsan evine gel, evine gel. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bütün insanlardan yardımcı olmasını gören, bilen, duyan varsa bir zahmet, Allah rızası için yani. Bunun burada evde çoluğu çocuğu perişan. Bak şu anda onun evindeyim ben. Bir haftadır ben bunu gece gündüz arıyorum. İnsanlık namına bir zahmet yardımcı olursanız minnettar kalırım size.